Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an'ımızın son surelerinden olan Kafirun suresi Mekke'de inmiş 6 ayetlik bir suredir. Çok iyi bildiğimiz küçüklükten beri okuduğumuz surelerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazında ve akşam namazında sünnet kılarken ilk rekatta okuyup sonra da ikinci rekatta İhlas suresini okuduğu surelerden birisi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güne Kafirun suresiyle başlıyor. Sabah namazının sünnetinde ilk rekatta Ey kafirler diye başlayan şimdi konuşacağımız sureyle başlıyor. İkinci rekatta İhlas suresi aynı şekilde gün biterken de akşam namazının iki rekatlık sünnetini kılarken yine Kafirun suresini okuyup ikinci rekatta da İhlas ile bitiriyor. Bunu bir hayat tarzı haline getirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla buna sünnet diyoruz. Şüphesiz bu uygulama e, kolayıma geldi, okuyayım şeklinde anlaşılmamalı. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sureyi okuyorsa güne başlarken sabah namazının ilk rekatında, akşam namazının sünnetinin aynı şekilde ilk rekatında bu aslında bir iman tazelemesi anlamına geliyor. Kafirlerden kesinlikle uzak olduğunu beyan ediyor Rabbine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynısını bize de öğütlüyor. Onu gören sahabiler Allah hepsinden razı olsun bunu öğreniyorlar ve onlar da Kafirun suresini okuyarak güne başlıyor ve akşamlıyorlar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin gece yatmadan evvel okunmasını da ayrıca tavsiye ediyor ki aynı şekilde ey kafirler biz sizin gibi olamayız, biz sizden olamayız şeklinde bir ibra yapıyor. Yani kendini onlardan ayırıyor. Çünkü bizim imanımız başka, kafirlerin imanı başka. Bu dünya iman ve küfür üzerinden ayrılıyor. Müminler ve kafirler diye iki grup var bu dünyada. Allah'a inanmayan, inancı sapmış, kendine göre bir inanç oluşturan ya da hiçbir inancı olmayan güruhlar bir tarafta toplanıyor. Müşrik, münafık, Yahudi, Hristiyan, gavur, dinsiz, ateist ve benzeri ne kadar kendine isim takarsa taksın insanlar Allah'a iman etmedikleri sürece kafirler kategorisinde anılıyorlar. Biz ise elhamdülillah sadece ve sadece müminiz. Tek olan Rabbimize iman ediyoruz. O ne derse öyle olmalıdır diyoruz. Hayatımızın her safhasında ona göre yaşamak zorundayız diyoruz. İşte Kafirun suresi müminler ve kafirler arasındaki bu ayrımı ortaya koyuyor. Bundan dolayı da Rabbimiz Celle Celaluhu sureye başlarken Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hitap ederek şöyle de şöyle de yani bir konuşma emri veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Aynı şekilde bize de ey kafirler ya eyyuhel kafirun kul ya eyyuhel kafirun ey kafirler de onlara. Yani siz hiçbir zaman bizden olamazsınız ben de sizden olamam. Ey kafirler size sesleniyorum. Bütün farklı inançlarınızla bütün topluluklarınızla size sesleniyorum diye meydan okuyor adeta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah'ın emriyle. Sonra ne diyeceğini Rabbimiz ona öğretiyor. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptığınıza tapmam. Sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. Bunu o kafirlere söyle buyuruyor. Hani Siyer'den de gelen bir rivayet var ya bir süre sen bizim ilahlarımıza, lat, menat, uzamıza, heykellerimize tapın. Biz de seninkine tapınırız. Böylelikle bir sen, bir biz böyle bir diyalog halinde gideriz. Kardeşçe, sevgiyle yaşarız bu Kureyş'te, Mekke'de dedikleri rivayet ediliyor ya. Bunun üzerinden Allah'ı alem şüphesiz bu yüzde yüz bir bilgi değil ama Rabbimiz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara karşı nasıl konuşması, nasıl cevap vermesi gerektiğini öğretiyor. Ben sizin taptığınıza tapmam. Siz Allah'tan başkasına tapıyorsunuz. Siz hiçbir faydası olmayan putlara tapınıyorsunuz. Ben böyle bir şey yapamam diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu diyaloğu reddetti. Bu ortak din anlayışını, güya kardeşçene sen bizim ilahlarımıza karışma, biz de sana karışmayalım ama arada bir sen bizimkine, biz de seninkine geliriz şeklindeki bu iman dışı anlayışı reddetti. Çünkü bir insan yarım kalpli olamaz kalbinin bir yanı Allah'ın, öbür yanı Allah'tan başkasının, putların, paranın, dünyanın olamaz. Sonra da devam etti ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şekilde bunlar söylediği Allah tarafından emredilen cümleler. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz de benim ibadet ettiğime yani Rabbime ibadet etmiyorsunuz ki zaten. Yani siz biz senin taptığına tapalım sen de bizim taptığımıza tap deseniz de siz bunu zaten yapmayacaksınız. Siz Allah'ın var olduğunu söylüyorsunuz. Yerleri gökleri yarattığını gökten yağmur indirdiğini söylüyorsunuz. Ama siz Allah'a ibadet edeceğinizi söyleseniz bile etseniz bile bunu ihlas ile yapmayacaksınız ki. Yine putlarınızı düşüneceksiniz. Hep şirk koşarak bunu yapacaksınız. Yani sizin istediğiniz ibadet Allah'a olan ibadet, zevkinize göre olan ibadet. Allah'ın hayatınıza karışmasını istemiyorsunuz. Böyle ibadet olmaz. Böyle Allah'a iman olmaz. Siz sadece onun önünde ondan yağmur isteyeceksiniz. Depremleri durdurmasını isteyeceksiniz. Onun bela ve musibetlere karşı sizi korumasını isteyeceksiniz. Daha fazlası yok. Hemen Allah'a dua edeceğiniz zamanları biliyorsunuz. Gemide boğulma anında, uçakta düşme anında, korkudan hemen Allah dersiniz ama sağ salim kıyıya yanaşırsınız. Sağ salim yere inersiniz. Sonra da hemen bildiğinizi okursunuz. Allah'ı hayatınızdan çıkarırsınız. Unutursunuz o Allah'ı. Böyle bir Allah'a zaten siz ibadet etmiyorsunuz ki. İbadet böyle olmaz. Sonra yeniden وَلَا اَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet edemem, etmem tekrarlıyor ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu emri veriyor ve benzer şekilde ikinci ayetteki gibi ben sizin hiçbir şekilde taptıklarınıza tapmamı yani ebediyen gelecekte de tapmam diye pekiştiriyor. Yeniden velâ entum âbidûne mâ a'bud. Siz de zaten benim ibadet ettiğim Rabbime İhlas ile hiçbir zaman ibadet etmezsiniz. Yani siz oyuncak niyetine sırf putlarınıza sataşılmasın diye putlarınızdan vazgeçmemek için böyle bir senaryo kurdunuz. Yoksa siz Allah'a ibadet edecek değilsiniz. Siz sadece yerleri gökleri yaratan, insanı yaratan ve öldüren hayata karışmasını istemediğiniz bir Allah istiyorsunuz. Bu yüzden siz benim ibadet ettiğim Rabbime ibadet etmezsiniz numara yapmayın anlamında sanki böyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle onlara cevap veriyor. En sonunda nasıl bitiyor? Lekum dinukum ve din. Sizin dininiz sizindir, benim dinim de benimdir. Siz kendi uydurduğunuz dinde böyle bocalayın, oyalanın, yiyin için yakında göreceksiniz. Ama siz hiçbir zaman benim dinime tabi olmazsınız. Benim dinim ise bambaşkadır. O Allah'ın dinidir. Onda kusur yoktur. Allah dininde ne emrederse ben onu yerine getiririm. Allah'a ortak koşmam. Allah'ın yanında Allah gibi seveceğim. Hiçbir şey olamaz benim. Dünya ve ahiret bu açıdan ayrılır. Ben sizin anlayışınızda bir hayat tarzını kabul edemem. Siz de benim hayat tarzımı kabul etmezsiniz. Hiç numara yapmayın. Ortada buluşamayız. Bu din öyle ortada buluşulacak bir din değil. Allah'ın taraftarları Allah'ın dinini yaşamak için gayret ederler. Kafirler de onları caydırmak için, onlarla ortaklık kurmak için ellerinden geleni yaparlar. Neticede kafirler hüsrana uğrayacaklar. Biz onlar kalabalık da olsalar onlara yanaşamayız. Bu bizim kafirlerden tamamen ayrıldığımız bir ilandır. Bunu sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yüzden okumuş ve tavsiyede bul bulunmuş. Biz hiçbir şekilde kafirlerin tapındığı dünyanın insanı olamayız. Onlar bizi dünyaya çekmeye çalışırlar. Gelin ortada buluşalım. Biraz dünya biraz ahiret. Biraz haramlar biraz helaller. Düğünde şu kadar harama karışmayalım. E arada bir alkol almamızda sakınca olmasın. Onlar hep buraya çağırıyorlar. Biz ise ne diyoruz? Biz sizin taptığınıza tapmayız. Biz sizin içkinizi içmeyiz. Biz sizin zinanıza yanaşmayız. Biz sizin kumarınıza meyletmeyiz. Biz sizin onursuz, adi, çirkin hareketlerinize destek olmayız. Bunu uygun göremeyiz. Biz başkayız. Biz ahlak ümmetiyiz. Biz haya ümmetiyiz. Biz namaz ümmetiyiz. Biz ezan ümmetiyiz. Biz cihat ümmetiyiz. Biz şeriat ümmetiyiz. Bizim dinimizde anneye babaya hürmet vardır. Bizim dinimizde zulüm yoktur. Bizim zihnimizde kafire bile adaletle davranmak vardır. Bizim dinimizde komşu neredeyse mirasçı gibidir. Bizim dinimiz bambaşkadır. Ama kafirlerin dininde hep menfaat vardır. Hep, hep zevk vardır. Hep oyun vardır. Şehvet vardır. Eğlence vardır. O yüzden biz biraz şehvet, biraz oyun, biraz eğlence, biraz da namaz, cenaze zamanı, Kur'an okuyalım. Onun dışında konserlerde müzik dinleyelim. Cazgırlık yapalım. Böyle bir şey olmaz. Lekum dinikum veliyedin. Biz sizin taptığınıza tapamayız. Çünkü tapılan şey nedir? Onsuz olunmayandır. Yani bizim Rabbimiz, ilahımız Allah'tır. Biz Allah'sız yapamayız. Vazgeçilmezimiz Allah'ımızdır bizim. Onlar neye tapıyorlar? Dünyaya tapıyorlar. Dünyanın içindeki her şeye tapıyorlar. Şeytana tapıyorlar nefislerine tapıyorlar. Şeytanın gösterdiği şirin haramlara tapınıyorlar. Paketlenmiş, güzel gözüken haramlara, günahlara tapıyorlar. Onlar için zina, para, kadın, şehvet, alkol bunların hepsi tapınılacak şey. Onlar bundan vazgeçmezler. Arada bir cenazede başörtüsü takıp numara yaparlar. Kur'an okunurken gözyaşı dökerek numara yaparlar. Asıl karakterlerinde nifak vardır, münafıklık vardır, dinsizlik vardır. O yüzden ya bunu ortaya getirsek olmaz mı? Biraz Allah, biraz din, biraz da eğlence. Mesela düğünün başında biraz Kur'an okusak, bir hoca gelse biraz sohbet etse, sonra çalgı, alkol, eğlence, her türlü şeyi yapsak olmaz mı? Bu bizim kültürümüzden nasıl vazgeçelim? İşte bu ortaya getirmek. Hem kültürün olacak, hem İslam olacak. Kültür İslam'a aykırıysa nasıl bu düşünülebilir? Nasıl bu düşünülebilir? O yüzden lekum dinukum ve Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Bizim dinimiz değişmez. Bizim dinimiz size yanaşmaz. Bizim dinimiz yumuşamaz. Bizim dinimiz güncellenemez. Allah neyi emrettiyse odur. Allah mirasta da ne emrettiyse odur. Namazda da ne emrettiyse odur. Zekatı nasıl emrettiyse, Aile hayatına da öyle emreder Allah. Dolayısıyla bizim aile hayatımız dinimizdir. Başkasının da aile ya da aile olmayan hayatı dinidir. Ona göre kural yoktur. Ona göre evlat emaneti diye bir şey yoktur. Ona göre eşler emanet değildir. Ama bizde emanettir. Aile, çocuk, eş bunlar hepsi korumamız gereken dinimizin parçalarıdır. Biz hiçbir şekilde başka sistemlerin başka tekliflerin bize şirin gözükeceği bir anlayışta olamayız. Bir deneyelim diyemeyiz. Bu Kafirun suresi bize öyle muhteşem bir iman mantığı veriyor ki biz ayrıldık artık. Bitti. Bir daha bir araya gelmemiz mümkün değil kafirlerle. Kafir'in anlayışıyla da mümkün değil. Bu yüzden biz kafirin uygulamalarından da uzak olduğumuzu, sizin taptığınız gelinliklere tapmayız. Sizin dünyevi olarak vazgeçilmez gördüğünüz uygulamalara hiçbir şekilde yanaşmayız. Kafirliği simgeleyecek logolardan, kıyafetlerden, yürüyüş tarzlarından, ev uygulamalarından her şeyden uzağız biz. Sizin dininiz sizin, bizim dinimiz bizim. Biz ayrıyız. Biz sizin gibi olamayız diye Kafirun suresi bize bir kimlik öğretiyor. Yoksa bir kere meyletti mi bir insan kafirlere şeytan da zaten onu nasıl çekeceğini çok iyi biliyor. Aslında adamların bilimi de varmış, ilmi de varmış. Dünyayı biliyorlar adamlar, çok görgülüler. Ya acaba gerçek düşünce bunların düşüncesi mi? Biz abartıyor muyuz, radikal mi olduk diye şeytan hemen vesveseyi verir. Zaten nefiste gavurun, kafirin gösterdiklerini hoş görüyor, şirin görüyor. Allah muhafaza buyursun. Hemen oraya doğru kayabiliriz. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. İşte bundan dolayı ey kafirler biz sizin tarafınızda olamayız. Biz sizin taptığınıza tapamayız. Sizin uygulamalarınızı yapamayız. Sizin kültürünüze bürünemeyiz. Sizin haram olan, bize göre haram olan, size göre normal olan işlerinize kesinlikle biz sert bakarız. Sevmeyiz bunu. Bundan dolayı biz kafir sevmeyiz. Çünkü Allah sevmez. İyi insanlık içerisinde oluruz. Komşuluk ilişkimiz ayrı bir konu. Hastalandığı zaman hasta ziyaretine de gideriz. Ama biz kafiri sevmeyiz. Kafirin uygulamalarını da sevmeyiz. Kafir çünkü bizi kendine benzetmek istiyor. Kafirin asıl babası şeytan bizi kafirleştirmek istiyor. Bunun için bir süreç uygulayacak. O yakınlaşma, meyletme gerçekleşmesin diye de işte kafirin suresi indi. Ey kafirler biz sizin ibadet ettiğinizi etmeyiz. Siz de zaten bizimkini etmezsiniz. Biz ebediyen sizin gibi olamayız. Siz de zaten bizim gibi olmazsınız numara yapıyorsunuz. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize anlaşılıyor ki demek ki küfür de bir din, tek millet, çeşit çeşit küfür var ama bunlar aynı dinde toplanıyorlar. Allah'tan uzaklaşma dini, Allah'ın istediği gibi yaşamama özgür, şeytanca, affedersiniz hayvanca yaşama dini. Böylelikle karşımızda bir güruh olduğunu, bir millet olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Biz Allah'ın dinindeyiz Müslümanlar olarak. Biz de aynı birlikteliği, aynı görüntüyü verebilirsek küfrün dine karşı Allah'a karşı olan görüntüsünü bizde küfre karşı gösterebilirsek birbirimize karşı değil de sadece düşmanımız şeytan ve küfürdür. Bunlara karşı mücadele etmeliyiz. Şuurunda olursak demek ki Rabbimizin de yardımını böylelikle çekebiliriz. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.